İyi günler. 14 Mart 2022 günü bu ağaçları, kayısı ağaçlarını çekmiştik. Kar yağıyordu. Normalde en az 20 gün geç çıktı çiçekler. Yani çok iyi oldu bu arada. Çünkü arılar bile mesela 9'unda, Mart'ın 10'unda, 11'inde hava soğuk oluyordu. Arılar bile çıkmıyordu. Şimdi vızır vızır arılar çiçekleri döllüyorlar. Yani o soğuk havalardan sonra 3 gün oldu çiçekler açalı. İşte bu da kayısıları kurtardık demektir. Çünkü o kar yağışından sonra birkaç kere daha kar yağdı. Sonra ben İstanbul, işte Bursa falan birkaç gününe gitmiştim. Aynı hava orada da vardı. 2 gün kar yağıyordu, güneş açıyordu. Efendime söyleyeyim. Öyle bir hava değişimi oluyordu. Şu an kayısı ağaçlarında bir sorun gözükmüyor. Bizim ağaçlar hepsi çiçekli ve sağlıklı gözüküyor. Ondan sonra da iş olmaz. Şu an Nisan'ın 4'ü. Allah bereket versin çiftçimize. Binlerce insan ekmek yiyor bundan. Yüzlerce insan geçim sağlıyor. Hem Iğdır olarak düşünmeyelim. Malatya'sı var, Elazığ'sı var, Nahçıvan'ı var. Ermenistan'da bile kayısı ağaçları meşhurdur. Orada da aynı coğrafya, aynı ovanın diğer tarafı Ermenistan, bu tarafı Aras'ın daha doğrusu. Kuzey tarafı Ermenistan, güney tarafı Iğdır oluyor. Dolayısıyla ikisinde de aynı iklim, aynı meyve, aynı toprak, verimlilik değişmiyor. Orada da kayısı var, burada da kayısı var. İnşallah iyi, bereketli bir sezon geçer. Iğdır ekonomisine 100 milyon TL katkı sağlıyor. Yani büyük bir rakam Iğdır için. İnşallah hem esnaflarımız, hem efendime söyleyeyim ticaretimiz bereketli olur. Bu arada Rusya-Ukrayna savaşı da bu kayısı ticaretini etkiliyor. Çünkü %70-%80 Rusya'ya ihraç ediliyor. Bu da bakalım ne olacak? Yeni bir pazarlar mı ararlar, yoksa tekrar Rusya kabul eder mi? Onu da zaman gösterecek. Böyle bir mis gibi bir kokusu var. Bilenler bilir kayısı çiçeklerinin. Bunu diğer videomda izleyerek bunu devam edebilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı işler.